Merhabalar, Fikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel patiğin çiçeği nasıl yapılır onu anlatacağım. Ben dikmedim daha patiğimi. Size göstereyim. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir çiçek. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ben bu patik için yaptım. Evet, hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Önce zincirimi kilitliyorum. 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halka yapıyorum zincirimi. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bu halkamın içine tam 15 tane trabzan dolduracağım. Bu zincirimle beraber 16 trabzan olacak. Şu anda 2, 3, 4. Bu ipi de arada yürütelim. Daha sağlam olsun. 5. Evet. 16 tane trabzanımı yaptım ve sıramı kapatıyorum. 3 zincir çektim ve bir bırakıp bir boş bırakıp ikinciye sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, bir boş bıraktım. İkinci yuvaya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim, bir boş bıraktım. İkinciye sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar, bakın yuvaları göstereyim size. 8 tane yuva oluşturacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar, 8 tane yuvamı oluşturdum. Siz burada ben 6 zincir çekip başlamıştım, onu belirtmek istiyorum. Siz sihirli halka üzerine de başlayabilirsiniz. Ben zincir daha sağlam olduğu için zincir üzerine başladım. Siz sihirli halka ile de başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bitirdim. İlk yuvamın içine giriyorum. Kaydırma yöntemiyle tığımı çektim. Şimdi buraya 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu ikinci yuvadan, birinci zincirden değil, ikinci zincirden ilmek toplamaya başlayalım. Bir tane tığım da vardı. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane de yuvamdan alacağım. 8. Şimdi bunları ikişer ikişer çekiyorum. Sonuncuyu biraz gevşek çekebiliriz arkadaşlar. Kameramı yaklaştırmak istiyorum. Evet. Kameramı ayarladım rahat görün diye. Şimdi arkadaşlar, bu önlerden toplamayacağız. Şu arkalarda bakın, şu ilmeklerden toplayarak devam edeceğiz. Bu sonuncuyu biraz gevşek çekin demiştim. Çünkü burada alması sıkıntılı oluyor. 1. Dibinden aldım. 2. 3. 4. Bakın bu arkalardan alıyorum. 5. 6. Bir de tığımda vardı. Onu saymadım. 7. 8. yuvadan alıyorum. Ve tekrar ikişer ikişer topluyorum. Biraz tunus işine benziyor arkadaşlar. Çektim. Ve sonuncuyu birazcık seyrek çektim. 2 sıra yaptık. Bu 3. ve son sıramız. 1. Bir de tığımda var. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. yuvadan aldım. İkişer ikişer toplayarak geldim. Evet, yaprağımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru kaydırma yöntemiyle ineceğiz. Ama burada dikkat edelim. İlk yuvadan alıp kaydırma yapmayalım. Çünkü yaprağımıza burada bir
yuvarlak form vermek istiyorum. Onun için ikinci ilmekten başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde alıp içinden geçirerek kaydırma yöntemiyle indim. Yuvama geldim. Yuvama da kaydırma yöntemiyle iniyorum. Bir zincir çektim burada ve ikinci yuvaya geçtim. Kaydırma yöntemiyle ikinci yuvaya geçtim. Evet. Bakın ilk yaprağımız oluştu. Şimdi dilerseniz bir tane daha yapalım sizinle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yuvadaki ile beraber 8 tane topluyorum. Sonuncuyu biraz gevşek çekelim. Rahat batabilmek için. Tekrar dibinden arkadaşlar 8 tane toplayalım. Bir tane tığım da var. 2. Bu arkadaki ilmeklerden alacağız. 3. 4. 5. 6. 7. Pardon. 7. Evet. 3. 6. 7. 8.yi dibinden alacağız. Evet. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 seferde çektim. Şimdi 1, 2, tığımdaki ile beraber 3, yanlışlık olmasın arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 ve 8.yi yuvadan alıyorum. İkişer ikişer topluyorum. Toplamda 3 sıradan oluşuyor yaprağımız. Şimdi aşağıya kaydırma yöntemiyle ineceğim. Bu ilk yuvadan almayacağım. İkinci yuvadan alarak kaydırma yöntemiyle iniyorum. Yaprağımın kenarı biraz yuvarlak olsun, sivri çıkmasın diye. İkinciden başladım. Yuvaya girdim arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle buraya bir zincir çektim. Ve ikinci yandaki yuvaya, üçüncü yaprağımıza geçtik. Yandaki yuvaya kaydırma yöntemiyle geçtim. Şimdi burada tekrar devam edelim isterseniz. Son yaprağı yine beraber. Evet arkadaşlar. Son yaprağıma geldim. Dilerseniz bunu da beraber yapalım. Yuvamın içine kaydırma yöntemiyle giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren ilmek topluyorum. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Evet. Bir tane de yuvamdan aldım. 8. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayalım. Son ilmeğimizi biraz gevşek toplayabiliriz. Buraya batması rahat olsun diye. Şimdi 1. Bu arkadakinden alıyorduk arkadaşlar. 2. 3. 4. 5. 6, 7, bir tane de tığımda vardı, onunla beraber 8. Şimdi ikişer ikişer toplayıp kapatalım. Tekrar bir tığımda var. Evet. 2, 3, bu arkadaki gördüklerimizden alıyoruz arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8. yuvadan aldım. Kapattım. Bu son sıramız yaprakta. Şimdi kaydırma yöntemiyle aşağı ineceğiz. Dibinden başlamıyoruz. Buradan başlayarak kaydırma yapalım. Alıp
Tığımızın içinden geçiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kaydırma yöntemimiz. Yuvaya girdim. İlmeğimi çektim ve tığımın içinden geçirdim. Tekrar buraya yuvaya girdim. Kapattım. Ve zincirimi çektim. Artık ipimi koparabilirim. Evet. Bakın arkadaşlar. Çiçeğimiz bitti. Şimdi ortasına boncuk dikeceğim. Siz isterseniz dikmeden de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dikince daha güzel oluyor bence. Silikonla, sıcak silikon tabancasıyla arkadaşlar yapıştırabilirsiniz ama ben dikeceğim. Onu da göstereceğim size şimdi nasıl diktiğimi. Evet arkadaşlar, boncuk dikimine de geçtim. Arkadan bu gördüğünüz, ona söyleyeyim önce, bildiğimiz oya ipliği, naylon oya ipliği, bunu iğneme geçirdim, iki kat yaptım, arkadan sabitledim ve yaktım. Benim böyle küçük incilerim var, inci boncuklarım var altın renginde. Bunu geçiriyorum ve bir sonraki trabzanımın yanından batarak çıkıyorum. Arkaya geçiyorum. Evet, burada bir düğüm oluştu. Onu halledeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi yanındaki, buradan çıkmayalım. Yanındaki trabzanın yanından çıkacağım. Tekrar bir boncuk daha alayım. Siz istediğiniz renkte boncuk dikebilirsiniz. Dediğim gibi sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz. Kameradan baktığım için ben de biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Geçirdim. Ve dibinden batıp arkaya çıkıyorum. Buradan dibinden battım ve arkaya çıktım. Bu şekilde arkadaşlar yan yana böyle dikelim. Ondan sonra ortaya doğru dikmeye devam edeceğiz boncuklarımızı sıra sıra. Evet arkadaşlar, çiçeklerim bitti. Boncuklarımı da diktim ben. Patiğime dikeceğim artık. Bu şekilde patik çiçeğini yapabilirsiniz. Çok kolay, basit. Çok da güzel. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Arkasına bir lastik doka yapıştırıp sıcak silikonla bu şekilde iki kat da yapabilirsiniz. Kız çocuklar için toka olur. Çok da güzel olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz videomu beğen butonuna da basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.